Bu görüntü bir gaz kuyusundan yükselen bir yangının sütununu gösteriyor ve %100 gerçek bir görüntü. Özbekistan'da bir sızıntı sebebiyle yangın çıktı. Tam 1064 gün sürdü. Komşu ülkeler ve özellikle Sovyet güçleri bu yangın ve sızıntıyı kapatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Kısa zaman içerisinde bu bölgede aşırı basınçtan küçük küçük başka yangın sızıntı noktaları açıldı. Bölgede inanılmaz bir sıcaklık meydana geldi ve bu bölgenin iklim yapısı değişmeye başladı. Sovyetler Birliği enteresan bir çözüm buldu ve bunu uygulamaya karar verdi. Sızıntı olan ana kuyuya bir nükleer bomba atacaklardı. Bu fikrin sonuçları ne olacaktı? Bölgeye daha çok zarar vereceği kesin olsa da bin gündür yanan bu alev topunu söndürmeyi başarabilecekler miydi? Ama bu nükleer bir bombayla nasıl olacaktı? Gerçek video kayıtlarını izleyeceğiniz 1064 gündür yanan devasa yangın konusuna hazırsanız başlayalım. Atom bombası çevre için kullanılabilir mi? Nükleer bombaların genellikle tek bir amaca hizmet ettiği düşünülür. 1960'larda Sovyetler ve Amerika gibi iki dünya gücü alternatif çözümler ve yollar bulmak, nükleer yapılanmayı daha iyi tanımak ve anlayabilmek amacıyla bir takım basit testler yapmaya başladı. Her iki ülkede bazı bilgileri birbiriyle paylaşıyor ve yeni noktaları keşfediyorlardı. Onlardan biri ülkelerin silah ve savunma sanayilerinde binlerce insanın çalıştığı ve üretilen malzemelerin sadece bir yerde depolandığı ve kullanılmadığı üzerineydi. Üretilen bu malzemelerin içerisinde atom ve nükleer mühimmatlar da vardı ve bunların kullanılması gerektiğini düşündüler. Kısa süre sonrasında Amerika Saban Demiri operasyonunu ve yarı gizli projesini başlattı ve nükleer silahların doğalgaz çıkarmak için kullanılabileceğine karar verdi. Yer altında patlatılacak bu atom bombaları yeraltı tabakasına zarar vermeyecek miydi? Deprem ve fay hatları etkilenmeyecek miydi? Patlama yapılan bölgelerdeki yeraltı ve yerüstü iklimsel florası yok olmayacak mıydı? Aslen çıkarlar ortadayken kimsenin bunu düşünmesi beklenemezdi. Buna güvenli bir kılıf bulundu ve test çalışmalarına başladılar. Bu proje için yapılan Amerika kaynaklı testler Nevada çölünde 20 yıl boyunca sürdü. 1960 ve 1975 arası Nevada çölünde yapılan testler sonucunda bir gün öyle bir nükleer bomba denendi ki dev bir krater oluştu. Bu görüntüyü birçok kişi internet ortamında mutlaka görmüştür. İşte bu krater nükleer bomba denemelerinde oluştu ve dahası da vardır. Bu konuda Sovyetler Birliği'nin ise fazla zamanı yoktu. Bu yüzden kendi uygulamasına bir an önce başladı. Sadece birkaç şaibeli test yaptı. Bunların halk tarafından sorunsuzmuş gibi görünebilmesi için, halk ekonomisinin gelişmesi için bazı madenleri güçlendiriyoruz ve çoğaltıyoruz. Bu yolla ekonomimiz güçlenecek dendi. Ve doğal gaz rezervlerinin bulunması ve çıkarılması konusunda sözde pratik etki yaratacak nükleer bombaları kullanmaya başladılar. O sıralarda Amerika kendi testlerine yoğunlaştı. Diğer taraftan testlerin çevresel etkisi Sovyetlerin umrunda bile değildi ve Sovyetler bazı şaibeli kararlar verdi. Testlerden biri şöyleydi. Bir yanardağın eteklerine kurulan binlerce kişiden oluşan yerleşim biriminin ana kaynağı olan bir nehir ve oluşturduğu göl sularıydı. Yapılan deneysel patlama sonucu göl canlıları yok oldu ve bitki örtüsünü tamamen etkileyip kirletti, yaşam durdu. Yaşayanlar başka bölgelere göç ettiler. Devamında bu bölgeye yakın olan başka bir gölün tabanında dev bir nükleer bomba patlattılar. Taban delinecekti ve su rezervuar misali yeniden dolacaktı. Ama öyle olmadı. Radyoaktif serpintiler oluşturan bir eylemdi. Ama üzeri kapatıldı. Nükleer silahlar bu yeni alışılmadık kullanımlarına ilişkin araştırmalar sırasında her iki ülkenin bilim adamları diğer sorunları çözmeyi kavramsallaştırmaya başladılar. Yeni formüller yazıldı, yeryüzüne verdiği olumsuz etkiyi kaldıramasalar da duruma göre farklı güçlerde kullanılabilecek nükleer bombalar tasarladılar.
Bunlara barışçıl nükleer silahlar dendi ve bunları petrol ve gazın bulunması haricinde bu kuyuların kapatılması için de kullanılmasının önünü açtılar. Yani artık volkanik ve gaz sızıntıları olmayacaktı. Gelelim konumuza. Söz konusu yangın bir gaz kuyusunda başladı. Tarih 1963 ve yer Özbekistan. Burada beklenmedik bir patlama meydana geldi. Patlama yerin 2,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Açılan bir doğalgaz damarı yanan bir ateş sütunu misali fışkırmaya başladı. Metrelerce yükseğe ulaşıyordu. Yaklaşık 3 yıl boyunca dev bir ateş topu misali 12 milyon kübik fosil yakıt metrelerce yükseğe ulaşarak yandı. Sızıntının günlük maliyeti Sovyetler Birliği'nin birçok şehrini ısıtacak değerdeydi ve bu sorunun daha da can sıkıcı olmasına yetiyordu. Sovyetler Birliği'nde hiç kimse bu yangını nasıl söndüreceğini bilmiyordu. Mutlak bir çaresizlik noktasında Sovyetler bu bölgeye nükleer bomba atabileceğini ve bunun uygun olacağını düşündüler. Bilim adamları, yetkililerin ve mühendislerin belirlediği yöntemleri inceleyerek bölgeye nükleer bombanın nasıl atılacağına dair bir dizi konsept üzerine çalıştılar. Fizikçiler çalışmalarında nükleer bombanın yer üstünde değil, yer altında patlatılabileceğini, derinliğin 1500 metre olması gerektiğini hesapladılar. Meydana gelecek aşırı basınç, yangın şaftını dağıtıp kapatacak ve sızıntıyı anında kesecekti. Ayrıca buraya 30 kilotonluk bir atom bombası atılması gerekiyordu. Fakat bunun etkisi gazla reaksiyona girip iki katına çıkacaktı. Hiroşima'ya atom bombası ise 1945'te atılmıştı ve ortaya çıkan her türlü veriden faydalanılması gerekiyordu. Operasyon 1966'da yapılması için çalışmalara başlandı. Bölge bir çöl durumundaydı ve ortaya çıkacak olan etkinin minimum düzeyde olacağı öngörülmüştü. Fakat Uta Burlak'taki bu bölge çöl olsa da çevrede sivillerin yaşadığı 100 birim vardı. Buhara'nın güneydoğusundaki en yakın gelişmiş alandan millerce uzaklıkta hissedilen bu ateşin ısısı sebebiyle yanık toprak ve kayaların oluşmasına sebep oldu. Bomba görevlileri gerekli derinliği ve gücünü hesapladıktan sonra iki sondaj deliği açılmasını istediler. İçinden geçirebilecekleri bir tüp yerleştirerek patlama alanına bombayı 1400 metre derinliğe indirdiler. 30 kilotonluk nükleer bomba yerin altında 1400 metrede beklemeye alındı. Ardından açılan kuyu ortaya çıkacak radyasyonun da dışarıya çıkmaması için çimentoyla dolduruldu. Tüm operasyonun görüntüleri kaydedildi. Taşkent'in Sovyet gazetesi Pravda Vashchaga'da yayınlanan olayın 1966'daki o soğuk sonbahar gününde benzeri görülmemiş bir kuvvet yeri salladı. Beyaz kum üzerinde çimen örtüsü gibi tozlu bir sis yükseldi, yazdı. Ardından çok geçmeden yanan kuyu, küçülmüş turuncu renkli meşale önce yavaş yavaş sonrasında çok hızlı titreyerek söndü. 1064 gün sonra ilk kez bölgeye bir sessizlik çöktü. Gaz kuyusunun fışkırarak yanması bir jet motoru gibi inanılmaz bir ses çıkarıyordu ve artık kesilmişti. 1064 gündür yanan yangın sadece 20 saniye içerisinde söndürülmüştü. Sovyet mühendisleri nükleer bombayı başarılı bir şekilde kullanmayı başarmıştı. Bu konuda yer alan uzmanlar dünyada yapılan ilk çalışma olduğundan hemfikirdi. Ayrıca bu bilgilerin Amerika ile paylaşılması vesilesiyle bir nükleer patlamanın tam olarak yerini de ilk kez paylaştıkları anlamına geliyordu. Devamında bu Sovyetlerin test ettiği ilk çalışma olmayacaktı. Взрыв произошел на высоте 380 метров. Яркий отблеск взрыва видели в 170 километрах. Там же был слышен длительный раскатистый грохот взрыва. Özbekistan gazının bu devasa sızıntısı nükleer teknolojileri kullanılarak bu şekilde kapatıldı ve devamında birkaç ay sonra bir yangın daha çıktı. Onlar biraz daha derinden geliyordu ve oluşturulan ekip yerin 2440 metre altına 47 kilotonluk bir nükleer bomba gönderdi. Aşırı bir güç açığa çıktı. Toprak parçalanıp gökyüzüne fırlasa bile bu çalışmada başarılı olmuştu. Rusya'nın bu konuda benzer koşullarda 5 kez daha bu çalışmayı yaptığı düşünülüyor. Patlamanın çevreyi etkileyen olumsuz tarafları çoktu ve biri daha ortaya çıkmıştı.
Patlatılan bombalar sonrasında bu tip gaz yangınları kapatılsa da yüzeyde çatlaklar oluşturuyor ve kilometrelerce ötede aynı damara bağlı yeni yangınlar çıkmaya başladı. Bir Sovyet silah laboratuvarı konuyla ilgili özel bir nükleer bomba geliştirdi. Şu an sonuç bilinmiyor.